Sultan 6 yıl önce 20 yaşındayken solo vokal ve solist olarak girdi grup yoruma. İbrahim 25 yaşında katıldı gruba. 15 yıl bas gitar çaldı. Sultan ve İbrahim 1985'te kurulan grup yorumda tanıştılar. Yıldan yıla büyüyen bir sesle halka devrim şarkıları söylediler. Yıllarca aynı sahneyi paylaştılar. Grubun aldığı alkışlardan da, yaşadığı baskılardan da aynı payı aldılar. Baskınlarda tutuklandılar, defalarca yargılandılar, duruşmalarda müziklerini, gruplarını, ezilenlerin haklarını savundular. Eylemde, mahkemede, stüdyoda, provada, konserde hep birlikte oldular. En geniş meydanlarda en büyük kalabalıklarla buluştular. Hapishane kapılarını bile isyanın rengine boyadılar. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yârına sesinin yankısı kalır. 2016 Nisan'ında grup yorumun 30. yılı Türkiye tarihinin en büyük konseriyle kutlandı. Baskılar grup yorumu da büyütmüş, grubun albüm satışları milyonlara ulaşmıştı. Artık polis kültür merkezlerini basıp gitarlarını kırdığında John Baez gelip konserlerine katılıyor, kırık gitarı yüz binlere gösteriyordu. İbrahim ve Sultan o dönem evlenmeye karar verdiler. ...14 Şubat 2015'te evlendiler. Yaptıkları düğün değil, neşeli bir devrimdi sanki. Yorum üyeleri sahnede, yorum dinleyicileri pistteydi. Pankartta, oğlan bizim, kız bizim, yaşasın sosyalizm yazıyordu. ...2016'dan itibaren grup yorum üzerindeki baskılar yoğunlaştı. Grubun İdil Kültür Merkezi 10 kez basıldı, yağmalandı, grup üyelerinin tümü gözaltına alındı. Ancak onlar tutuklandıkça alttan yeni müzisyenler gelip bayrağı devralıyor, türküler susmuyordu. Sultan 2018'e kadar 3 kez tutuklandı, 2 yıla yakın hapis yattı. Ocak 2019'da tahliye edildi. Şubat'ta bu kez İbrahim tutuklanıp hapse girdi. Artık sadece aynı grupta, aynı evde değil, aynı davada da birliktelerdi. Grup yorumun konserleri yasak, kültür merkezleri kapalı, sanatçıları tutsaktı. İbrahim, konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle Mayıs 2019'da cezaevinde grup yorumun 3 üyesiyle birlikte açlık grevine başladı. Madem isyan şarkıları söyleyen gitarı yasaklanmıştı, o da vücuduna enstrüman yapacaktı. Sultan bir süre öncesine kadar kendisinin yattığı Silivri cezaevinde eşiyle görüşe gittiğinde İbrahim açlık grevini ölüm orucuna çevirmiş, solmuş, incelmişti. Aralık 2019'da Sultan da tutuklanıp yeniden Silivri'ye kondu. Aynı cezaevinin ayrı hücrelerinde buluşmuşlardı bu kez de. İbrahim'in ilk duruşması 4. evlilik yıl dönümlerine denk geldi. 2020'nin 14 Şubat'ıydı. İbrahim aynı davada yargılandığı eşini görme ümidiyle gitti mahkemeye ama olmadı. Devlet sadece onları değil dosyalarını da ayırmıştı. Savunmasında şöyle dedi. Bugün 14 Şubat, sevgililer günü. Kutlamayız ama bugün evlilik yıl dönümümüz. Eşimle birlikte yargılanıyordum, dosyaları ayırdılar. O bugün buraya gelemedi, göremedim onu. Dışarıda olsaydık,
yoksul halk çocukları olarak belki bir turşu suyu içme fırsatımız olurdu. Ama bu da elimizden alındı. Evliliğimizin 5 yılının 4'ü hapishanelerde geçti. Bu düzene lanet olsun. Bugün geldim ama bu salona bir kez daha gelebilir miyim bilmiyorum. Ölebilirim, sakat kalabilirim, hafızamı kaybedebilirim. O nedenle istediklerimi söylemek istiyorum. Grup yorum bu ülkenin medarı iftarıdır. Saray soytarısı olmadık. Elimize silah almadık. İnsan öldürmedik. Türküler söyledik, konserler verdik. Sanat yapmak için ölümü göze aldık. Suç mu? Ben yaşamak, gitar çalmak, konser vermek, sevdiklerimi görmek istiyorum. Ama bunun koşullarının sağlanması lazım. Adalet istiyoruz. Kültür merkezimiz basılmasın, konserlerimiz yasaklanmasın, grup üyeleri serbest bırakılsın. Bizim katilimiz olmayın. Bu konuşmadan 10 gün sonra, ölüm orucunun 252. gününde adli tıbbın hapishanede kalamaz raporuyla tahliye oldu İbrahim. Durumu ağırlaşmıştı. Nikah yüzüğü artık hepten incelen parmaklarından düşüyordu. Yüzüğü kolye yapıp boynuna taktı. Şu anda bir şey boynunda taşıyor. Bir tane taş var. Sultan yapmış, göndermiş. Yani sultan bu ne diye. Sultan da anlattı. İşte bu taş onların hücresine, havalandırmasına düşmüş. O görmüş onu şey, bir kısmı örmüş ve bağlayıp İbrahim'e göndermiş kolye olarak. 3 Nisan'da grup yorumun ölüm orucundaki üyesi Helin Bölek eyleminin 288. gününde öldü. Onunla uzun süre yan yana ölüme yatan İbrahim, ölüm orucunun 290. gününde Helin'i uğurlayanlar arasındaydı. Ölüm orucu 300 günü aştığında durumu ağırlaştı. Ama vazgeçmedi. Konser hakkı alana ve arkadaşları özgür kalana kadar direneceğini ilan etti. 5 yıllık evlilikleri boyunca ancak 1 yıl görebildiği eşi Sultan, haftalık telefon görüşmelerinde hapiste onun için bestelediği şarkıyı söylüyordu ölüm döşeğindeki eşine. Ve bu şarkım sana sonsuz direnç suyu, düşmem bilirim, düşmezsin onu da bilirim. Böyle bir şey. Çok güzel. Çok güzel annem, çok güzel. Çok güzel. Ya ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Evet, evet. Ben beğendim. Beğendin mi? İbrahim yatağından verdiği son mesajında şöyle diyordu. Ben de yaşamak istiyorum elbette. Peki dostlar, hiçbir kazanım elde edilmemişken direnişi nasıl bırakırım? Bu kadar basit ve insani talepler niçin karşılanmaz? Sessiz çığlığını dünya duydu, devlet duymadı. İbrahim, dünyanın her köşesinden sanatçıların kendisi için yaptığı besteleri dinleyerek ölüme direndi. Oh Ibrahim, I hear you scream in the quiet of the night. They say you played the bombing game, though all you had was your guitar. Ama yorgun vücudu 324. günün sonunda pes etti. Yarine kavuşamadan düşen İbrahim, dostları tarafından en sevdiği şarkıyla, uğurlamayla uğurlandı. Cenazesi törene izin verilmediği için polis tarafından kaçırılarak Kayseri'de defnedildi. Silivri cezaevinden cenazeye getirilen Sultan bir polis çemberinin ortasında eşinin tabutuna çiçek koydu. Sultan cezaevine döndü.
İbrahim mezara kondu. Grup yorum türkülerde yaşamaya devam ediyor.